Arkadaşlar selam. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Yine bu videoda sizinle birlikte bir okuma maratonu yapacağız. Ama bu sefer okuma maratonu romanla olmayacak. Mangayla olacak. Yıldız Bekçisi Köpek. Bu mangayı ben çok çok merak ediyordum ve okumayı da çok istiyordum. Böyle Instagram'da bir öneri istemiştim. Tek kitaplık yani tek ciltlik veya kısa serili mangalar diye. Yıldız Bekçisi Köpek çok önerildi. Şöyle göstereyim. Konusunu da çok sevdim. Hemen konusunu anlatayım size. Bir tane adam var. Bu adamın aile bağları kopmuş, artık zayıflamış iyice ve kendini soyutlamış birisi. Yeni bir yolculuğa çıkıyor. Bu yolculuğa çıkarken onu terk etmenin tek dostu da köpeği. Bu köpeğiyle birlikte kendilerini bir arayış içerisinde çıkarken bir anda kendilerini bilinmezliğe dolu bir macera içerisinde buluyorlar. Sayfa sayısı da bayağı kısa. Yani bakayım şöyle 100-150 anca vardır diye düşünüyorum. Sanırım şöyle, bunun içerisinde sadece Yıldız Bekçisi Köpek yok, iki tane hikaye var. Diğer hikaye hakkında hiçbir bilgim yok. Şimdi sizinle birlikte okumaya başlayacağım. Hatta okurken de size böyle yine o diğer videolarımdaki gibi sayfa sayılarını çekeceğim. Sizinle de görmüş olacaksınız. Bence güzel bir video olacak. Okuyacağım, okuyacağım, okuyacağım. Okudukça yine sizleri yorumlayacağım. Hazırsanız videoya geçelim. Yıldız Bekçisi Köpeği'ni bitirdim. Aralara girip düşüncelerimi söylemek istiyordum ama böyle bir anda aktı zaten. 70-80 sayfa bir şeydi sanırım. Çok güzeldi. Hani böyle o yalnızlığın, yalnızken de yanında bir evcil hayvanın, o köpeğin verdiği dostu, o insanların içindeki iyiliği anlatan bir hikayeydi bence. Bence çok güzeldi. Hani bu bazı şeyleri söyleyip size o yaşatacak hissiyatı, duygu spoiler vermek istemiyorum. O hissiyatın geçmesini istemiyorum. Ben çok sevindim. Böyle kalbim çok güzel oldu. Şimdi diğer hikayeye geçiyorum. O hikayenin ne anlatacak hiçbir fikrim yok. Onun konusunu da bilmiyorum. Onu da okuyayım. Ondan sonra tekrar yorumda buluşalım. Yıldız Bekçisi Köpeği'ni bitirdim. Çok güzel bir hikayeydi ya. Yazarın veya çizerin mi deniyor? Yok, yazarın. Yazarın sonuna bıraktığı not çok çok güzeldi. İçerisindeki böyle size verilen o alt metin o kadar güzeldi ki, hikaye, iki tane hikaye var arkadaşlar. Yıldız Bekçisi Köpeği ve Ayçiçeği Termesi. İki hikaye de birbiriyle bağlantılıymış. Sonunda bunu anlıyoruz çok güzel bir şekilde. Notta çok güzel bir şey var ama bunu söylersem bütün spoiler kaçar. O yüzden söylemek istemiyorum. Bu mangayı gördüyseniz, alıp almamak arasında tereddüt ediyorsanız bence kesinlikle alın. Mutlaka okuyun. Çok güzeldi. Hani böyle duygusal veya ne bileyim böyle aile bağlarıyla ilgili hikayeleri seviyorsanız bence kesinlikle çok güzel, sizi tatmin edecek bir manga. Ya da tek kitaplık, tek ciltlik bir manga arıyorsanız yine bu mangayı öneririm. Çok çok güzeldi. Çok duygusaldı. Harika bir mangaydı. İyi ki okumuşum diyorum. Ben vardı bu mangayı yeğenimden aldım. Ondan onu aldı. O almıştı daha doğrusu. Ben dedim ben okuyayım. Güzeldi. Yani diyebilirim ki mutlaka okuyun. Çok güzeldi. Arkadaşlar videonun sonuna geldik.
Video beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.